Merhabalar. LGS 2020 nakil işlemleriyle yine birlikteyiz. Bu videomuzda nakil tarihleri, nakiller nasıl yapılır, nakillerle ilgili tüm sorularınıza cevap vereceğim. Siz takipçilerimden gelen 17 soruya cevap vereceğim. Arkadaşlar, nakiller eokulmap.gov.tr adresinden sayfanın alt tarafında birinci nakil işlemleri sekmesine tıkladığınızda aynı tercih yapar gibi nakil işlemlerini yapacaksınız. Şimdi nakil tarihlerine bir bakalım. Birinci nakiller arkadaşlar 10-14 Ağustos arası yapılacak. Yerel yani adrese dayalı 3 tercih hakkınız var. Bunlardan 2 tanesini Anadolu Lisesi'ni, 1 tanesini Meslek Lisesi'ni veya 2 meslek 1 Anadolu şeklinde yazabilirsiniz. Aynı okul türünden sadece 2 tane tercih yapabiliyorsunuz. 17 Ağustos'ta birinci nakil sonuçları ilan edilecek arkadaşlar. Yine ikinci nakil 17-21 Ağustos arası yapılacak. Burada da 3 tercih hakkınız var. Burada yine 2 Anadolu Lisesi, 1 Meslek Lisesi şeklinde tercih yapabilirsiniz. 24 Ağustos'ta ikinci yerleştirme sonuç ilanı yapılacak. Arkadaşlar adrese dayalı yerler yerleşen öğrencilerde kısıtlama yok. Kalıt alanından veya kayıt alanı dışından yazılabiliyor. Fakat yerleşemeyen öğrenciler 2 tane kayıt alanından yazmak zorunda. 2 tercihini mutlaka kayıt alanından yazmak zorunda. Merkezi yerleştirmelerde en fazla yine 3 tercih yapılabiliyor arkadaşlar. Yerleşen öğrencilerin tekrar yerel yazmadan sadece merkezi yerleştirme tercihinde bulunabiliyor. Arkadaşlar yerel yerleştirmede yapma zorunluluğu kalkıyor nakillerde. Direkt merkezi yerleştirme nakil işlemlerinizi yapabilirsiniz. Sizlerden gelen sorulara cevap vereyim arkadaşlar. En çok sorulan sorulara cevap vereyim. Okulların taban puanlarına nereden bakılıyor? Yine arkadaşlar e-okul ana sayfasında girdiğimizde alt tarafta taban puanları, yerel yerleştirme taban puanları ve merkezi yerleştirme taban puanlarına tıklıyorsunuz. Oradan bilgilerinizi girip tüm taban ve puanlarına bakabiliyorsunuz. Kontenjanlara yine arkadaşlar nereden bakılır ve kontenjanlar sıfır gösteriyorsa ne yapmalıyım gibi sorular var. Yine arkadaşlar e-okul ana sayfasından kontenjanlara bakabiliyorsunuz. Kontenjan sıfır olsa dahi sizler tercihinizi yazabiliyorsunuz. Fakat sıfır kontenjanlı bir yere nakil gelme olasılığınız düşük. Yalnız sıfır olan kontenjanlı yeri de yazabilirsiniz. Çünkü tercihlerin son gününde özel okula geçiş yapanların yerinde kontenjan olabiliyor. Yine tercihlerinizi arkadaşlar nakil işlemlerinizi 13 Ağustos'a doğru yapmanızı öneriyorum. Çünkü arkadaşlar özel okula geçenler olabilir. Siz direkt 10 Ağustos'ta yaptığınızda onları göremeyeceğiniz için yanlış tercih yapmış olabilirsiniz. Üçüncü soru nakil istersem kaydıma ne olur? En çok sorulan sorulardan biri arkadaşlar. Cevap nakliniz çıkarsa yeni okula kayıt yaptırmış olursunuz arkadaşlar. Çıkmazsa önceki yerleştiğiniz okula kaydınız devam eder. Yani nakil istediğinizde kaydınıza herhangi bir şey olmaz arkadaşlar. Nakilim çıkarsa önceki okuldaki kaydıma ne olur? Önceki okulunuzu kaydınızdan vazgeçmişsinizdir arkadaşlar. Yeni okula kaydınız otomatik olarak yapılmıştır. Gidip okula herhangi bir kayıt işlemi yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Sistem üzerinden otomatik olarak kaydınız yapılıyor. Merkezi yerleştirmede tercihte yazmadığımız nakilde yazabilir miyiz? Tabii ki yazabilirsiniz arkadaşlar. Merkezi ve yerel yerleştirmede yazmadığınız okulları nakil işlemlerinde yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Kaç puana kadar puanlar düşer sorular en fazla geliyor. Arkadaşlar o okuldan özel okula giden ve diğer okullara nakil giden öğrenci sayısına göre değişiyor arkadaşlar. Çok fazla o okuldan nakil isteyip giden olursa veya özel okula geçiş yapanlar olursa o okulun puanı daha çok düşüyor. Nakil yaparsam ve gelmezse önceki yerleştiğim okuldan kaydım silinir mi? Hayır arkadaşlar. Kaydınıza herhangi bir şey olmaz. Otomatik olarak kaydınız orada devam eder. Yerlerle yerleşmiş biri sadece merkezi sınavla tercih yapabilir mi? Evet yapabilir arkadaşlar. Sadece merkezi yerleştirme yapıp tercihinizi sonlandırabilirsiniz. Hocam nasıl nakil isteyeceğiz? Arkadaşlar yine tercih yapar gibi isteyeceksiniz. E-okul ana sayfasından tercih yapar gibi isteyip sonra okulunuzda veya Türkiye'deki herhangi bir ortaokuldan naklinizi onaylatmak zorundasınız. Tercihlerde olduğu gibi arkadaşlar. Onaylanmamış nakil işlemleri geçersiz sayılacaktır. Yine arkadaşlar nakil tercihinde bulunsam ve çıkmazsa ilk kazandığım okula gidebilir miyim? Tabii ki gidebilirsiniz. Oraya kaydınız devam etmektedir arkadaşlar. O okula devam edersiniz.
Kontenjanı sıfır olan bir yere yazabilir miyim? Yazarsak ne olur? Tabii ki yazabilirsiniz arkadaşlar. Yazarsanız bir şey olmaz. Fakat şansınız kontenjanlı bir yere göre az olur arkadaşlar. Kimler başvurabilir? Yerleşen, yerleşemeyen tüm öğrenciler arkadaşlar nakıl işlemine başvurabilir. Naklim çıkan okula kaydım nasıl yaparım? Arkadaşlar kaydınız otomatikmen yapılacaktır zaten. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur. Zaten e-okul VBS'den baktığınızda orada kaydınızı, sınıfınızı, numaranızı göreceksinizdir. Sadece bir tercih yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir tercih yapıp naklinizi sonlandırabilirsiniz. Başka bir ilde veya ilçede tercihimi onaylatabilir miyim? Tabii ki Türkiye'deki bütün ortaokullarda müdürlüğüne başvurup tercihinizi onaylatabilirsiniz. Meslek sesi geldi. Nakilde Anadolu tercih edebilir miyim? Tabii ki tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Anadolu geldi. Meslekte tercih edebilirsiniz. Durum tam tersi de olabilir. Nakiller sonucunda bir yere yerleşemezsem ne olacak? Arkadaşlar 24-26 Ağustos'ta İl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce kurulan nakil komisyonuna başvurmanız gerekir. O nakil komisyonu 28 Ağustos'ta sizi kayıt alanınızda bir okula yerleştirecektir arkadaşlar. Herhangi bir tercih yapmazsanız arkadaşlar, nakil komisyonuna da başvurmazsanız sizi sistem direkt arkadaşlar açık öğretime yönlendirecektir. Açık öğretim öğrencisi olacaksınız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.